Hadi gel, hadi gel. Salona. Dışarıda bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor. Bereket. Vallahi billahi. Evet. Evet, hazırız. Evet. Fatma abla, salondan başlayalım mı, mutfaktan mı? Son kez söyleyeyim. Nereden istersen, benim için fark etmez. Tamam, salondan başlayalım. Tamam. O zaman 3-2-1 diyorum, süren başlıyor. Planın ne salonda? Nasıl başlayacaksın? Onu bir salonda söyle. Salonda tabii ki önce örümceklerden, yukarılardan, tamam, aşağıya doğru, koltuklardan, yerden çıkacağız inşallah. Tamam, okey. Kadir, nereden başlayacaksınız diye sorarak sizi mi deniyor acaba? Planını öğrenmek istiyorum tabii ki de. Ama bir beraber çalışacak mısın? Programı mı öğrenmeye çalışıyor kadıncığım? Şimdi tecrübeliyim dedim. Ben de tecrübeme ölçmüyordur. Ben, hayır estağfurullah. Ben de tecrübenden yararlanmak için planı öğrenmeye çalışıyorum. İş kapıyorsun yani. Ha, iş kapıyorum. Evet. Anladın? Ha. Hadi başlıyorum şimdi. Tamam. 3-2-1 süre başladı Fatma abla. Tamam. Haydi bakalım bismillah. İlk önce şunları toparlayalım. Bu ev Fatma Hanım'ı biraz zorlayabilir. Yapabileceğini zannetmiyorum. Salonu çok güzel. Örtü vardı koltukların üstünde. O örtüleri toplasa zaten koltuklar tertemiz. Evet, acele et Fatma, örümcek kanı böyle alırsın. Evet, hiç sorma. Bu ne ya? Dur şu tarafa geçeyim. Kız sana diyor. dur şurayı da alayım da öbür tarafı sonra alırım. Ne oldu? Kızı çek yatları iterken bir kadesen arkanda biri var. Sende ne işin var oradan? Ben dedim niye bu ağır bu kadar? Sen var mısın Mers? Ne oldu Kadir? Vallahi temizlik yaparken ayağımın altında çok dolaştı söyleyeyim. Kadir bak sana diyor. Tamam Fatma abla, ben kenara çekilirim. Ay kenara çekilme canım, başka iş yap. Ayağımın altında dolanma diyorsun. Ay, yanımda dolaşma dedim hayatım. Arkamda önümde. Şimdi bu salonun fişi nerede, bu süpürgeyi takalım. Benden iyi plan alması için koltuklarını ve özellikle halısını silmesini istiyorum. Sobasını güzel temizlemesini istiyorum. Fatma abla sen nerelisin? Efendim. Trabzonluyum. Trabzonlusun. Trabzon kadını da farklı olur. Değil mi? Vallahi billahi. Çok zeki oluyorlar. Çalışkan oluyor. Çıkan sizin olur. Orada esnafın hep erkekler oturuyor, kadınlar mı çalışıyor? Genelde öyle, evet. Öyle derler. Erkekler ne iş yapıyor? Erkekler kahvede oturuyorlarmış. Ama ben öyle oturan kahvede erkek görmedim yani. Maşallah. Onlar da çalışıyor genelde. Öyle bir söylenti çıkmış. Kim çalışmıyorsa öyle kalmış. O eskidendi. Vallahi şimdi Karadeniz erkekleri de çalışıyor. Ama yani Karadeniz kadınının taşıyacağı yükü de kimse taşıyamaz. Kadir, Anadolu'muzun kadın figürü gördüğün gibi. Ama bence klasik Türk kadını diyelim. Bölge bölge ayırmayalım. Mesela senin anneanneni düşünüyorum. Evet. 5 kat çıkmaya üşeniyor. Benim anneannem sırf köyden kaçmak için İstanbul'a gelmiş evler. Gördün mü? İşte çalışmamak için evlenmiş. Anneannem sana bir şey değil mi? Evet. Hayatta çalışma. Gerçekten. Beni dışarı işinlemişsin diyor ki Allah göstermesin ben hayatta çalışamazdım. Anneannemi doktora randevu alıyorum diyor ki bana sakın sabah erken saate alma. Doktora gideceğiz, ona bile erken kalkmıyor. İşte bak o da kadın bu da kadın. Ama evde çalışkandır. Ama dışarı işini sevmiyor kadın. Dışarıyla ilgisi yok. Ne yani? Sırtına bir çuval alıp falan taşıyamaz mı? Yok taşıyamaz. Yapmaz. Hiç köyde bile köyde doğmuş büyümüş, hiç tarlaya bile gitti. Kulvarı o değil demek ki. Ha aynen, kulvarı o değil. Ama mesela babaannemin sırtına çocuk bağlıyormuş. Bezi sürmesen. O haliyle bir de dünyanın şehri otunu samanını taşıyormuş. 50 tane koyun sağıyormuş düşün. Bir de babaannemin kolu ters kaynamış, kırılmış. O ters koluyla 50 tane koyun sağardımış. Fedalıyım. Rahmetli diyordu ki koyunlarım hep huysuzdu. Hiç deterjan alabilir miyim? Kız sen niye ben bir şey anlatırken hiç beni dinlemiyorsun? Özür dilerim, dinliyorum ya. Finalde de aynısını yapıyorsun. Senin böyle Allah bir huyun var Fatma abla. Aşk olsun, dinliyorum ya. Hayır, finalde de hiç kimseyi dinlemiyorsun. Finalde herkesin dinledim, emin ol. Finalde ben orada bir şey anlatıyorum, o kendi kendine finalde konuşuyor. Fatma Hanım hırslı bir yarışmacımız. Bu hırsı onu başarılı yapabilir. Ama vicdanı rahat mı onu bilemiyorum. Koltukların altı da boş Fatma abla. Öyle mi? Vallahi bak bu evde güzel bir 4 saat geçir diyor. İnşallah. Ben. Boyaları telliyor kadın. Süreni güzel getir. Evet. Kaç yıllık boya Allah bilir bu. Onları terledim yani. Evet. Sende de kaç senelik tecrübe var maşallah. Fatma abla çalışıyor efendim musun sen normalde? Şimdi çalışmıyorum. Bu küçük kızım olduktan sonra çalışmıyorum. Küçük kızım mı? Evet, 4 yaşında kızım var. En küçük kızım 4 yaşında. He, Allah bağışlasın. Amin. Kaç yaşındasınız siz? 4 yaşında çocuk diyorsunuz. Esat'tan 4 yaşında. Evet, 4 yaşında. En büyük kızım da 28 yaşında. Senden büyük kızım var yani. Arada kaza maza mı geçirdin o kadar? Seni neyi bekledi Fatma abla? Yoo, arada da 3 oğlum var canım. 5 tane çocuğum var benim. He, bir tek onları söyledim. Evet. He, en küçüğünü söyleyince kızı da söyledim ben. 5 çocuğum var. Evet, toplamda 5 çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin. Ne iş yapıyorsun sen normalde Fatma abla? Normalde mi? Ev hanımıyım. Ama temizliklere 15 yıl temizliklere full gittim ben. 15 yıl? Evet. O tecrübenden dolayı mı diyorsun bunu? Evet.
Ama o zaman matematiksele vurduğunda Nazire senden daha tecrübeli oluyor. 17 yıl, 22 yıldır temizliğe gidiyor. Hayır, ben profesyonel olarak 15 full çalıştım diyorum. Ama bundan öncesinden, totalinden, evlendiğimden beri tutarsam ben 25 senedir bu işi yapıyorum. İzlemeye ilk gittiğimde Fatma'nın moduna bakacağım. Modu nasıl diye. Benim için bir insanın modu yüksekse o insan işi yapıyordur. Kadir, sen niye şaşırdın? Kadın 42 yaşında ve 4 yaşında çocuğu var. Sen buna mı şaşırdın? Şaşırdım. Ne demek istiyorsun? Çok geç kalmış. Çok geç kalmış. Fatma abla çok geç kalmış. Sen ne yapacaksın? Sen onu düşün bence. Bu gidişle. Daha bana var. 25'ime yeni girdim. Ay. Hayır, doğurabilir sonuçta canım. Sıkıntı yok da. Elbette doğurabilir. Zaten bir çocuk daha düşünüyormuş Fatma Hanım. Nereden bildin? Kız, millet bu devirde çocuk nasıl büyüteceğim diyor. Yok yok, şaka. Allah olmayana versin. Amin. İsteyene versin. 5 tane de yeter. 38'den sonra çok zor. Niye öyle dedin? Yoksa 42'den 4 mü çıkardın şimdi? 38'den sonra zor. Gerçekten bu yaşta zor geldi mi? Tabii canım, ilk önce bir zor geldi yani. Bir de uzun bir süre ara vermişsin, kafan evet. Çekmez. Aynen aynen. Hamilelikte onun ağrısı. Hayır, sen şeyi dinle. Üçüncü oğlumu dünyaya getirdim. O zaman onların arasında da bayağı yaş farkı var. Bayağı abimlere gittik. Abimlere gittik. Dinle dinle. Sürenizi durdurdum Fatma Hanım. Rahat rahat anlatabilirsiniz. Burası çok komik. Abimlerdeyiz. Benim o büyük oğlanla, büyük oğlum var bir de 23 yaşında bu arada. Kızım var 28. 23 yaşında da oğlum var. 14 yaşında, 12 yaşında bir de 4 yaşında kızım var. Şimdi 14 yaşındaki olacak o 22 yaşındakiyle 14 yaşında arasında bayağı 6-7 yaş fark var. Üçüncü çocuğum oldu işte 14 yaşında. Bebek daha yani. Abimlere gittik. Abimlerdeyiz. Abim dedi ki, abim de böyle çok şeydir, telaşlıdır, acele. Bir anda olacak yani. Biz Karadenizlerde vardır o tezcanlı. Tezcanlı, hareketli böyle. Abim de öyledir. Abim dedi ki, hadi anneme gidelim. Annem de köyde oturuyor, Elmalı köyünde. Yalova'nın bir köyü. Ondan sonra abimler arabası var. Abimler arabaya bindi. Ben de üstüme montumu aldım. Pardon, montumu almadım üstüme. Özür dilerim, hırkam vardı. Hemen çıktım. Öbür çocuklarımı aldım. Çıktım ben. Ondan sonra arabaya bindik. Yengem dedi ki, evde dedi bir şey unuttum ben. Gidip geleyim dedi. Ondan sonra ha dedim, kapının arkasında da dedim. Odanın kapının arkasında benim montum asılı. Onu da alır mısın? Biraz hava serin sanki. Yengem eve gitti. Arabayı binmemişti ama. Beni görmemişti. Ondan sonra arabadan seslendim ben ona. Girdi eve, tamam mı? O odaya Allah'tan montumu al demişim. Odaya girdi kadın. Ondan sonra bir baktı bebek orada. Böyle yapıyor bana. Camı çıkmış. Fatma, sen ne unuttun? Bağırıyor bana. Montumu dedim ya, getir diyorum. Kızım diyor, çocuğu unutmuşsun. Çocuğu. Kız, insan bebeğini. Montumu unutmuş. Aklıma geliyor. Bebek aklıma geldi. Yavaş Kadir, sakin. O kadar seneden sonra çocuk yapınca bünye yani. Alışkın değil. Evet. Reddetti. Kız, bir insan çocuğu olduğunu nasıl unuttun evde? Öyle öyle, yemin ederim. Anneme gidene kadar 20 dakika sürüyor yol. 20 dakika güldük. Yemin ederim güldük. Montu hatırlıyor, çocuğu odada unutmuş. Evet. Aa, benim bir bebeğim var. Nerede şu an? Allah'tan montu unutmuşum. Ya unutmasan gitsek? Hayır, bir elinde kolunda bir abim boşlukta mı? Abim de böyle yapıyormuş. Ben yola çıktım, şimdi geri dönemem. Hayır, sen elinde kolunda bir boşlukta mı hissettin? Hayır, işte hissetmiyorum. O kadar alışma, yeni ya yani. 2 aylık falan belki. Daha tam adapte oğlum. Evet. 4 yaşındakini de unutma sakın markette bir yerde. Yok, onu hiç unutmadım. Nedense bir yaş tecrübesi var herhalde. Ya da son diye evet, herhalde. Evet, son diye herhalde. Yani bebeğini unutan da ilk defa duydum. Ben unutsam abileri, ablaları unutmuyor. Evde kaç kişiyiz? Ben unutup çıkmaya çalışıyorum bazen, hatırlatıyorlar arkadan. Bir de kapının arkasında montu. Kalabalığız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.